Allahçı Yatırım'a dönüyoruz. Karşımızda araştırma müdürü sevgili Barış Ürkün var. Barış Bey, iyi haftalar dileyelim size. Yeni haftada bir yandan tabii jeopolitik tansiyonu konuşmaya devam ediyoruz. Diğer tarafta makroekonomik veriler ve yurt dışının seyri var. Neler etkiler piyasalarımızı, neler beklersiniz? Günaydın, iyi haftalar aynı zamanda. Evet, yani piyasalara baktığımızda özellikle yurt dışı tarafı öncelikle irdelemek lazım. Yani geçen hafta başlayan Suriye'ye sınır ötesi harekat hala devam ediyor şu anda baktığımızda. İşte 6. günde girdik ve 6. günde oldukça hızlı bir şekilde 30-35 kilometre içeriye bir girme hareketiyle birlikte yani gelişmeleri şu anda takip ediyoruz. Tabii yurt içi piyasaların fiyatlaması açısından baktığımızda hem o taraftan gelen haber akışları hem de ABD'den gelen özellikle haber akışları tabii ki etkiliyor şu anda varlık fiyatlarını. Türk yurt içi açısından baktığımızda. Ya bu açıdan da hafta sonu gelen haberleri takip ettik. İşte ABD tarafından hafta sonu gelen haberler özellikle bir yaptırım tasarısının Trump tarafından imzalandığı, işte Mnuchin bunu açıkladı. Bu yaptırım tasarısının şu anda hazır bekletildiğini, yani gerek gelirse uygulanacağını söyledi. Yani bu aşamada aslında bu bir miktar işte fiyatlamaları bir stres artışı yaratıyor. Ama bunun ne kadar bir şekilde uygulanacağına dair tabii bir belirsizlik de şu anda hakim. Bunu da tabii önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bakarak biraz karar veriyor olacağız. Bunun dışında Trump'tan gelen yine açıklamaları takip ettik. Attığı yine tweet mesajlarında bunu gözlemledik. Suriye'deki bazı kontrol noktalarından ABD askerlerinin çekilmeye başladığını dair haberleri burada izledik. Yani açıkçası aslında oradan gelen haber akışları bir miktar yurt içi fiyatlarda, fiyatlamalarda bir miktar baskı, bir miktar stresin devam etmesine neden oluyor. Yani bu açıdan yani bugün mesela saat 10'da birazdan sanayi üretim verisini alacağız. Burada belki bir miktarda bir %1 civar bir gerileme, daralma görmemiz mümkün olabilir ama ben bundan ziyade fiyatlamaların yurt içi tarafta özellikle Suriye'ye başlatılan devam eden harekatla ilgili gelecek haber akışlarıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden Viyop tarafına baktığımızda da orada da satıcılı bir açılış yapıldı şu anda. Yani buradan gelecek haber akışları önümüzdeki günlerde bugün takip edilmeye devam edilecek. O yüzden de baktığımızda kur tarafına özellikle yani 5.90 seviyelerin biraz üzerinde şu anda hareket ettiğini görüyoruz. Benim için takip edeceğim buradaki yukarıdaki seviye 5.96-5.97 bölgesi. Oraya doğru bir yükseliş gün içerisinde mümkün olabilir. Oraya da geçerse altılı seviyeleri o zaman konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında da yani ABD ile Çin asık ticaret görüşmelerini takip ettik. Yani gelen haberlere baktığımızda yani gelecek ay imzalanacak bir anlaşma konusunda bir dar kapsamlı bir anlaşmaya varıldığına da haberler geldi. Yani bu haberlere bakıyoruz, aslında yine aynı şeyler konuşulduğunu görüyoruz. Hem Çin işte 40-50 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yapacağına dair açıklamalar, işte ek gümrük vergisinin ertelenmesine dair bir Trump tarafından gelen bir haber. Yine aslında gümrük vergisi hala devam ediyor ama ana hatlarının tam olarak belli olmadığı bir sonuçla karşılaşıldı. Buna rağmen bakıldığında ABD'nin de vadelerinde özellikle Asya piyasalarında bugün %1'in üzerinde toparlanmalar olduğunu görüyoruz. Yani kısmen de olsa bir anlaşma umudu piyasaları olumlu olarak etkiledi ama bizim tarafta, bizim özelimizde az önce bahsetmiş olduğumuz gelişmeler nedeniyle baskı görmemiz biraz muhtemel gibi gözüküyor. Viyop açılışına da buna baktığımızı söyleyebiliriz. O yüzden endeks tarafında da takip edeceğimiz bu gelişmeler olacak ve seviyelere baktığımızda da özellikle yine 97.500-97.400 desteğinin önemli olduğunu düşünüyorum ben bugün. Yukarıda da 99.000 üzerinde eğer devam ederse hareketlilik, o zaman 100.000-100.700 bölgesini izleyeceğiz. Kısacası 100-100.700 bölgesi yukarıda, aşağıda 97.400 destek noktası, bu aralıkta bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ederiz. Borsa